Muhtarlar adına Sayın Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü. Türkiye'nin genelinde bugün kurtarılır. Bakanlıklarda, valiliklerde, ilçelerde, ilçe kaymakamlıklarında. Muhtarlarımızın dertlerinin sorunlarını başkanımız çok iyi biliyor zaten. Yeni dönemde başkanımızdan muhtarlarımızın dertleriyle, sorunlarıyla daha fazla ilgileneceğine inanıyoruz. Bugün Yumurtalık'tan, Karataş'tan, Karaysalı'dan, İmamoğlu'ndan, Pozantısı'na kadar elimdeki imkanlar çerçevesinde hizmetlere çalıştık. Şimdi tabii ki Seyhan Belediyesi Başkanı olarak bu işleri yaptıysa Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu çok daha fazlasını yapacak diye düşünüyorum. Doğal olarak muhtar kardeşlerimiz. Bizim de onları yapma konusunda ön hazırlıklarımız var. Yoktan var etmek Yüce Allah'ın işi olduğu için ve belediyede hizmet yapma imkanı kalmadığı için onun şartlarını biz olgunlaştırmaya çalıştık bu geçen 5 ayda. Mesafe kat ettik ama esas itibariyle yılbaşından sonra her zaman söylediğim gibi büyükşehir bütçesinin yavaş yavaş hizmet edebilir bir noktaya gelebileceğini ben şimdi söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani burada tabii belediyeler arasında bir uyumsuzluk size yansıyor, vatandaşa yansıyor. Bunu ben Seyhan Belediyesi Başkanı'yken çok yaşadım. Ve bir sürü işi kendim yapmaya başladım. Yani çünkü bilmiyor ki vatandaş. Ben sizlerden kaçan, işten kaçan, gününü dinlenmeyle geçirenden bir adam değilim. Biliyoruz başkanım. Ben 24 saat çalışan bir adam. Beni bulamayabilirsiniz hemen. Aradığınızda telefonunuza artık çıkamayabilirim. Ama bu sadece ve sadece yoğunluktan, iş yoğunluğundan kaynaklanır. Adana'ya bir başka şekilde, bir başka yerde hizmet ediyoruzdur. Evet. Düşünün, düşünün, 1000 tane telefon geliyor bana. Ben 1 dakika konuşsam 1000 dakika. Bunu yapma şansım var mı? Yok. Randevu talebinde bulunuyoruz. Randevu da vermiyorum. Kimseye vermeyen randevu diyorum. Çünkü burada 7 ayda ben bu odadan çıkamadım. Beni bu odaya kilitlerseniz Adana'ya zarar etmiş olursunuz. Bırakın çalışalım. Yer olan yerlerde park yapacağız. Kreşe çok önem vereceğiz. Kesinlikle yaşlı yaşam merkezi kuracağız. Bu dönem. Şehit Evkut Akbay'da bir mahalle merkezi yapacağız. Semt merkezi yapacağız. Orada 3000 metrekare yer varmış ama birkaç mahalle edecek. Sadece bir mahalle değil. Mesela Ulubat'ta Hasan da oraya gelebilir. Yani orada semt pazarı, spor sahası, kreş, Seymer ve semt pazarı. Belki de düğün salonu. Her şeyi